Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cümle peygamberan izam aleyhimü salavat ve teslimat ehl-i beyt el ashab etbaları rıdvanullahi teala aleyhi mecmain bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtal darbaka edenler rahmetullahi aleyhi mecmain hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşafenlerimiz hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İkra'u Yasin. Yasin okuyunuz. Kur'an-ı Kerim'in kalbidir. Kur'an-ı Kerim'de şimdi içeriğini de arz edeceğiz size. Kur'an-ı Kerim'in kalbi olan Yasin'i okuyunuz, okumaya devam ediniz. Yasin suresini. Genel olarak okuyunuz ki her gün Yasin-i Şerif okuyanın sırtı yere gelmez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret izni verildikten sonra evinde yatağında Hazreti Ali'yi bırakmış. Kendisi evin etrafında üç çember olduğu halde evden çıkmış. Çıkarken Yasin okuyormuş. Evet. Ce'alna min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden. Önünden, arkasından, sağında, sonra set yaptık buyuruyor. Onun için Yasin'i okuyanın sırtı yere gelmez diyoruz. Mutlaka Yasin okuyunuz her zaman. Yahut da ölülerinize Yasin okuyunuz. Öyle de hadis rivayeti var. Şimdi ölüleriniz kabirdeki olanlara veya ölmek üzere olanlarınıza Yasin okuyunuz demek bu. Yasin'de öldükten sonra dirilme halleri var. Kıyamet halleri var. Geçmiş ümmetlerin halleri var. Onların sonlarının akıbetlerinin ne olduğu var. Kader var. Kaderle ilgili hükümler var. Kulların fiilleri ile ilgili hükümler var. Allah'ın birliğini, tevhid inancını ispat var. Kıyamet alametleri var. Arasat'ta durumlar ne? Hesap sırasında durumlar ne? Hesaptan sonra nereye gidilecek? Onlar var. Bu gibi şeylerden bahsediyor Yasin. Yani Kur'an'ın tamamının, hükmünün, anlamlarının tamamını Yasin içeriyor. Onun için özet olarak içeriyor. Yasin, Kur'an-ı Kerim'in kalbidir. Yasin'i devamlı okuyun veya ölülerinize okuyun. Veyahut da ölmek üzere olanlara okuyun. Evet. İnsan bu Yasin'i okuduğu zaman arz ettiğim anlamları düşünerek kendine gelir. Nefsini kontrol eder. Dizgin altına alır. Toparlanır. Çok faydalı olur. Kendisini kontrol eden adam da kabirde, arasatta, mahşerde Allah'ın lütfuna uğrar. Şimdi neden Yasin okuyunuz? Feinne fîhe aşr berekat. Çünkü Yasin-i Şerif'te 10 bereket vardır. 10 bereket muazzam, halis, muhlis okuyanlara, rıza-i bari için okuyan müminlere 10 yararlı, 10 bereket vardır. مَا قَرَأَهَا جَائِعٌ اِلَّا شَبِعٌ. Aç adam ihlasla inanarak Yasin-i Şerif'i okursa doyar. Allah onu doymayı nasip eder. وَمَا قَرَأَهَا عَارْ اِلَّا اَكْتَسَى. Çıplak adam Yasin'i okursa ihlasla inanaraktan Allah onu giyindirir. Giyinmeyi nasip eder.
elbise bulur Allah'ın lütfundan. Ve ma qara'aha a'zabu illa tezevvac. Bekar, evlenemiyorum diyor. Geliyor söylüyor. Benim oğlan 40'ına vardı, hala bir eş bulamadı. Olacak oluyor, bozuluyor filan diyor. Kızım evde kaldı diyor. Öyle şeyler söyleniyor bize. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dilinden okuyoruz işte. Hadis tercüme ediyoruz. Ve ma qara'aha azabu, bekar bir kimse, oğlan veya kız, Yasin'i okumaya devam ederse tezevvaca, illa tezevvaca, muhakkak evlenir. İlla kelimesi onu ifade ediyor. Muhakkak Allah ona nasip eder. Kendine uygun birisiyle, ma yulayimuhu, kendine uygun birisiyle Allah onu evlendirir. Evlenmeyi nasip eder. Buyurun, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifi bu. Ve ma qara'a khaifun, insanlardan veya cinlerden, şimdi meşhur oldu üç harfli filan diye. Cinlerden korkuyorsa bir adam, gecede gündüzde, Efendimizin ifadesi bu. İnsanlardan korkuyorsa bir adam, Yasin okumaya devam etsin. Ne olur? İlla emine, muhakkak emin olur, korkusundan emin olur, güven içinde olur. Her türlü şeyin şerrinden emin olur, kurtulur. Ve ma qara'aha mahzunun, üzüntülü, dünyada kazanamadım, evimi satamadım, alamadım, veremedim, dünyalık işlerde filan üzüntüsü var, hedefine ulaşamıyor. Kim böyle üzüntülüyse illa fariha, ferahlar, üzüntüsü gider. Muhakkak illa fariha, hüznü son bulur, üzüntüsü sona erer. Ve ma qara'aha musafirun illa u'ina ala seferihi, yolcu, yolculuğun sırasında bunalmış, sıkılmış, aciz kalmış. Yolculuk sırasında çok bunalımda, sıkıntıda. Yasin'i okursa yolculuğunda, uzun veya kısa, tavilen ev kasiran, uzun veya kısa yolculuğunda Yasin-i Şerif'i okursa ona yardım edilir, zorluklarından kurtulur. Ve ma qara'aha raculun, qara'aha musa, evet, ve ma qara'aha raculun dullet lehu dalle illa vecedeha. Malı kaybolmuş, bulamıyor. Yasin okuyun ihlasla, inanarak, onu bulur diyor bak. İlla vecedeha, muhakkak onu bulur. Yasin'in böyle kerametleri, bereketleri vardır. İnanarak, ihlasla okuyacaksın. Güzel okuyacaksın. Ne diyor bak? وَلَوْ بَعْدَ اَرْبَع۪ينَ يَوْمًا, 40 gün sonra olsa da o yitiğini bulur. Yasin-i Şerif'in bereketlerindendir. Evet. وَمَا قُرِئَتْ عَلَى مَيِّتٍ, ölmek üzere olan adama okunursa veya ölüye okunursa, evet, illa huffife anhu, evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sekerat-ı mevt sıkıntılarından Allah'a sığınıyor. Allah'a sığınıyor, zor. Herkeste olur. Sekerat-ı mevt sırasında müminlerin çektiği sıkıntılar günahlarına kefaret oluyor. Allah sevdiği mümini dünyadaki yanlışlarından dolayı en son sekerat mevtinde yakıyor, canını acıtıyor, ağrısı şiddetleniyor, bunalıyor, bulgur bulgur terliyor adam. Kış gününde, zemheride bulgur bulgur terliyor sıkıntısından. Bu onu Allah'ın sevdiğine alamettir. Kefaret olarak defterine yazılır. Ahirete bırakmıyor yani. Dünyada temizliyor o sıkıntılardan dolayı. En büyük sıkıntı da Efendimiz'e gelmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'de zehirlenmişti. Ağzına bir lokma aldı. Kebap
kızartılmış kuzu dile geldi. Ya Resulallah, yeme beni, ben zehirliyim diye. O sırada günlerce az kalmış sahabiler, bir tanesi hemen ağzına attığı gibi yutmuş ve orada şehit oldu sahabi, kurtulamadı. Yahudi kızı, Zeynep adında Yahudi kızı zehirlenmiş. Yakaladılar. Efendimiz tükürdü yutmadan, ama ağzına aldığı için o zehirin tesiri vefat ederken kendini gösterdi. Evet, o Zeynep'i yakaladılar, Yahudi kızını. Niye yaptın dediler. Bizi kimse yenemiyordu, bu yendi. Çok ağrıma gitti. Peygamberse tesir etmez, biliyorum. Peygamberdeyse kurtuluverir insanlık dedim, onun için yaptım. Bir bazılarına göre Müslüman olduğu için affedildi, bazılarına göre kısas yapıldı. Böyle rivayetler var. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem irtihal buyururken Ayşe radıyallahu anha validemiz anlatıyor, Buhari'de geçiyor. Havluyu ıslatıyordum diyor, alnına koyar koymaz buhar oluyordu. O kadar ateş içindeydi. Dedim ki, ya Resulallah, müminlerin hastalıklarını okuyorsun, Allah'ın izniyle şifa buluyor, kurtuluyor. Sen de okusana. Hayır. Evet, hayır. Rabbıma kavuşacağım. Evet. Şimdi o müthiş hararet. Bakın, yaş havlu koyar koymaz buhar oluyor. Evet, Allah hiç şikayet etmedi. Rafiki Ala, en yüce arkadaştı. Cenab-ı Hak'la beraber olmak istedi Peygamberimiz. Son sözü bu oldu. Rafiki Ala. Ve irtihal buyururken de elinden misvak düştü. Misvağa o kadar önem veriyordu Peygamberimiz. Son olarak bu sözü söylemeden evvel elindeki misvak düştü. Ve son sözü de bu oldu. Yani Efendimiz'in de sıkıntısını arz etmek istiyorum size. Bu sıkıntılar rütbesinin şehittir zaten. Muharebede aldığı yaradan dolayı mürtes derler buna. Muharebe meydanında ölseydi kanlı elbisesiyle gömülürdü. Ama muharebe meydanında aldığı yaradan dolayı bilahare ölürse mürtes derler, yıkanır. Ama şehittir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şehit oldu. O Hayber'deki zehirin tesiriyle bu derece yandı, kavruldu. Şifa da istemedi. Artık iyileşmek istemedi. Rabbine kavuşmak istedi. Yani Efendimiz'e böyle böyle sıkıntı var. Yani demek istiyorum ki müminlerin, ölmek üzere müminlerin başında bulunursanız kıbleye döndüreceksiniz. Helallaşacaksınız. Dostları çağıracaksınız. Helallaşsın diye yanında okuyun, bakın işte Yasin okuyacaksınız. Yasin okursa bu sıkıntıları hafifler, huffife. Öyle diyor Peygamberimiz. Hafifler. Ölüye, ki bazı rivayetler öyledir. İkra'u Yasin ala mevtaküm, ölülerinize Yasin okuyun şeklindedir. Her gün ananıza, babanıza, sevdiklerinize, ölmüş olanlara mevtaküm diyor bak Efendimiz. Yasin okumaya devam ederseniz hem siz bu faziletleri kazanırsınız, hem de o yatan adamın kime okuduysanız azabı hafifleye hafifleye sıfırlayabilirsiniz. Bu kadar güzel bir şey. Onun için her gün Yasin okumalı. Her gün Yasin okumalı ve geçmişlerimize bağışlamalı. Evet, öyle. İrtihal ederken okunduğunda sekerat-ı mevt, ölüm şeyleri, sarhoşluğu diyoruz. Çok zor. Allah o sıkıntılardan bizi, ümmet-i Muhammed'i korusun. Evet, biz her sabah Allahümme hüvin aleyna sekerat-ı mevt ve la tuazibna ba'del mevt. Allah'ım sekerat-ı mevt sıkıntılarını bize kolaylaştır. Öldükten sonra da bizi azap eyleme diye dua ederiz. Hocamızdan öyle öğrendik. Bu şeye dayanarak, evet, bu dualar, bu hadislere dayanarak dualar ediliyor. Size de duyuruyoruz. Evet.
irtihal eden, etmek üzere olanı okunduğu gibi irtihal ettikten sonra da okunur ve azabı hafifler. Azabı hafifler. Kabirdeki adamın azabı hafifler. Sekerat mevtekinin sıkıntısı hafifler. Şimdi burada cevap var, görüyorsunuz. Bazı adamlar adı ünvanı büyük, profesör falan filan. Öldükten sonra yapılan hayır ölüye yararlı olmaz diye söylüyorlar televizyonda. Hadisi görüyorsunuz, ölülerinize Yasin okuyun. Ölmüş adam ya, faydası olmayacak olsa peygamber bunu söyler mi? Ehl-i sünnet budur. Ehl-i sünnetiz biz millet olarak, ama İslam aleminde Mutezile mezhebi de var. Onlar öyle söylüyor. O adam söylerken Mutezile mezhebinin görüşünü söylüyor. Fakat sizden saklıyor. Mutezile mezhebinin görüşü budur. Ben de bunu mantığıma uygun buluyorum dese problem yok. İlim adamıdır. Bu fikirde olur, şu zikirde olur. Fakat söylenen muhataplardan saklayınca bu ilim adamlığına yakışmaz. Ehl-i sünnete göre söylüyorum diyorum. Bakın bu ölenin arkasından hayır yapıldığı mı, faydası ona dokunacak olduğuna delildir. Delildir. Bak, ölülerinize Yasin okuyun diyor. Zaten sekerat-ı mevte giren adam öldü demektir. Dönüş yok ki oradan. Fayda verir diyor bak. Sıkıntısı azalır diyor. Ölen adama fayda vermeyecek olsa peygamber böyle laf eder mi? Söylemez. O söz ehl-i sünnete aykırıdır. Mutezile mezhebinin görüşüdür. Sapık, fırakı da halleden. Evet. Tabii bunu okurken evet, ihlasla okuyacaksınız. İnanarak okuyacaksınız. Söylediği yukarıda ihlasla okuyacaksınız. Evet. Şimdi dünyadaki insanların ölenlere yaptığı hayırların dokunacağına diğer misaller, diğer delilleri arz ediyorum. Sahabe-i kiramdan Muaz Hazretleri, Sa'd bin Muaz, affedersiniz. Sa'd bin Muaz harbe katılmış. Annesi yaşlı. Annesine helallaşmış, elini öpmüş, gazaya katılmış. Dönmüş gelmiş, annesi vefat etmiş. Diyor ki ya Resulallah, annem hayır yapmak isterdi. Ben onun adına hayır yapıversem, o yapamadan öldü. Ben biliyorum, bana söyledi. Ben hayır yapmak istiyorum insanlara dedi. Ama yapamadan öldü. Şimdi geldim, onu hatırlıyorum. Ben onun adına hayır yapıversem olur mu? Elbette olur. Elbette olur. Senin birisine borcun olsa, alacaklı adama bir arkadaşın ya alacağını ben veriyorum dese alacaklı hayır der mi? Demez, alacağına kavuşuyor. Allah daha layıktır böyle kabul etmeye. Bunu söylüyor Peygamberimiz. Peki ya Resulallah, anama en güzel hayır, yapacağım hayır hangisi ya Resulallah? Su hayrıdır. En muhteşem hayır su hayrıdır. Anan için kuyu açıver. Medine'de kaynak yok, kuyu var. Anan için kuyu açıver. Su hayrı. Orada su makbul. Başka yerde başka şey olabilir. İhtiyaca göre. Orada en muhteşem hayır çölde su hayrıdır. Burada da tabii susuz yaşanmaz. Su hayrı gene değerini şey diyor da, koruyor da. Ama sudan daha çok ihtiyacı olan bir şey olabilir bir memlekette. Onu yapacaksın. Onu yapacaksın. Öyle diyor. Bu da onun delilidir. İki, üçüncüsü evet, İnna Allah ve melaikete yusalluna aleyh. Evet. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Evet. Hutbede okurlar imamlar her hafta cumada. Allah, melekler Muhammed Mustafa'ya salat ederler. Ey müminler, siz de ona salatü selam getiriniz. Evet.
Müminlerin peygamberi salatı, Allah'ım ona şefaat hakkını ver. Şefaat-i uzma, makam mahmudu ver. El lütfun en üstünü ver anlamına duadır. Müminler arkasında duası geçersiz olsa bu ayet olur mu? Böyle bir ayet var. Evet. Melekler müminlere istiğfar ederler. Bunlar ayette var, hadiste var. İşte böyle meyyite yaparsa illa hufife anhu, azap ondan hafifletilir. Ölmek üzere olan adamın ölüm sıkıntıları, ağırlığı ona kolaylaştırılır. Ve ma qara'aha atşanu illa ruya. Susuz bir adam, susamış, kavrulmuş bir adam, ihlasla inanaraktan Yasin'i okusa susuzluğu gider. Susuzluk kandırılır, suya kandırılır. Ne şekilde kandırılır? Suya ulaştırılır. Suyu bulması nasip edilir. Öyle de diyebiliriz. Allah ona vücudunda bir susuzluk rahatsızlığını giderir. Açık yani. Her yoruma açık. Susuzluğu gider. Susuzluğu giderir bu Yasin okumak. Ve ma qara'aha maridun, hasta bir adam Yasin'i ihlasla, hakiki tam inanaraktan, gerçek bir niyetle okursa illa bara, iyileşir. Evet. Bu görülmüş. Evliya diyoruz biliyorsunuz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah normal kanunlara uymayan şeyler veriyor. Buna mucize deniyor. Bütün peygamberler vermiş. İnsanları hak yola davet ederken işi kolaylaşsın diye İsa aleyhisselam ölüyü diriltmiş. Bizim evliyamız da ölüyü diriltti. Hazreti Ebu Bekir diriltti. Bir muharebeden dönüşte bir kadın peygamberimizin üzengisini tutmuş. Oğlum nerede? Bir tek oğlu var. O da şehit olmuş. Oğlum nerede ya Resulallah? Görememiş kalabalıkta. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimsenin kalbinin üzüntülü olmasını istemiyor. Ebu Bekir'e sor demiş. Ebu Bekir arkasında. Şimdi Ebu Bekir demiş. Ebu Bekir oğlum nerede? Resulullah üzmek istemeyince o üzer mi? Bakmış arkasında Ömer var. Ömer'e sor demiş. Ömer de akıllı adam. O da öyle birine gönderecek ama arkada kimse yok. Demiş ya Rabbi, bu kadın üzün, mahzun etmeyin. Lütfet demiş. Hemen oğlan, anacığım buyur ben buradayım demiş. 3 ay daha yaşamış oğlan. Bu hadislerde geçiyor. Bu Ömer yapmış bu işi. Bizim de büyük evliyaullahımız bunları yapmış. Evet. Delikanlıları diriltmiş, ölüler diriltmişler. Bunlara keramet deriz. Biz ehl-i sünnet inancında inanırız. Kanunlara aykırı. Onun için keramet zaten. Peygamberlerden sadır olunca mucize. Bir adam peygamber gibi güzel, ona benzer, yakınlaşırsa kalbinde kötülük yok, midesinde haram lokma yok, yanlış iş yapmıyor, tertemiz. Buna evliya diyoruz biz. Salihlerden olursa Allah'ın peygambere verdiği mucizeyi Allah o evliyasına da keramet olarak veriyor. Evet, bu camiyi yapan Mimar Sinan, burayı hakkında da söylerler ama Selimiye hakkındakini ben kesin biliyorum. Selimiye ustalık dönemi. O kadar muhteşem minareler, sütunlar. Bakın bunda bir heybet var. Kalın. Fil ayağı deniyor bunlara. Selimiye bundan geniş. Ama bakıyorsun çubuk gibi sütunlar. İncecik gözüküyor. Böyle bir kalın gözükmüyor. Öyle güzellik var. Öyle muhteşem. Benzerini ki hala yapamıyorlar. Bugün 21. asırda çözemiyorlar sırrını. Şimdi onu yaparken mihrabı yerleştiriyor tabii.
Kabe'ye denk getirmek istiyor. Parmağının ucunu kalkarmış böyle, sağa sola bakarmış. Çalışan demiş ki, ne yapıyorsun usta? Demiş, Kabe'ye bakıyorum da mihrabı denk yapayım diye. Edirne'den adam Kabe'yi görüyor. Bu normal kanunlara göre olmaz. Buna keramet derler. Var bu. Çok var. Bizim elhamdülillah Anadolu'muza ilk gelenler, ki onları alperenler deniyor. Her bir asker evliya. Onun için aziz vatanımız, onların duası bereketiyle elhamdülillah kıyamete kadar Müslümanların olacak inşallah. Kimseye teslim edilmeyecek. Yani böyle güzel insanlar, Yasin okudu mu işte, susuzsa döyer, sıkıntıdaysa kurtulur, evet, hastaysa iyileşir hastalığından, tabii ölecekse, kaderinde ölüm varsa 100.000 doktor getirseniz denk getiremezler, teşhisi doğru koyamazlar, alet bile şaşırıyor. Benim yeğenim kalp krizi geçirdi, doktorlar bilemedi. Çıra gibi vücudu var. Bir solukta minarenin tepesine çıkan öyle yapıda. Kalp krizi geçirdi, götürdüler. Hadi ya demişler, sen kalp krizim geçirsin. Yüzünden kan damlıyor öyle, sağlıklı. Göndermiş, ertesi gün bir daha geçirdi kriz. Bu defa profesöre gittiler, üniversitedeki. Yok ya demiş, kim demiş onu falan. Alete sokmuşlar, alet de göstermemiş. Ölecek adam ya. Teşhis edememişler, farkına varamamışlar ve öldü. Evet, ölücü olduğu zaman, Allah emrini yerine getireceği zaman gözleri kör, kulakları sağır der diye hadis okuduk buradan biz, bu kürsüden. Fark edemezler. Ha ölmeyecekse, bak böyle bir Müslüman, güzel adam, Bismillah dese ağrıyı durdurur. Yasin okusa hastalığı geçer. Sen de ihlasla oku, okumaya devam et. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesine ermeye bak. Hadis-i şerifi Hazreti Ali'den nakletmişler. Mes'ada bin Yesa adındaki kişiden Ahmed İbni Hanbel, Ebu Davud, İbni Mace, İbni Hibban, Hakim Müstetrek'inde makil bir Yesar'dan da bir rivayette ikra'u ala mevtaküm Yasin, ölülerinizin üzerine ölülerinize Yasin okuyun şeklinde aynı mealde hadis-i şerif nakledilmektedir. Deylemi de bu hadisi nakletmiş, hadis kitaplarından Deylemi var. O diyor ki ve nezele ma'a külli ayetin semanune meleken. Yasin suresinde, Yasin suresi her bir ayetle 80 melek inmiştir yeryüzüne. Yasin inerken merasimle indirilmiş Yasin. Ya, Kur'an'ın kalbi ya, 80 melek inmiştir diye ilave var. Onun rivayetinde bu var. Evet, biz de size duyuruyoruz.